Aslan'ın deney odası. Ne yapıyorsun Aslan? Klavyemi temizliyorum. Tuşların arası çok tozlanıyor. Ancak fırçayla temizleyebiliyorum. Diş macunu da vereyim bari. Ha? Aa, soru geldi. Dişlerimize neden her gün fırçalıyoruz? Bununla ilgili oldukça açıklayıcı bir deney biliyorum. Deney için gerekli malzemelerimiz 2 haşlanmış yumurta, diş macunu, diş fırçası, sirke ve 2 bardak. Bardakları farklı renkte seçerseniz fırçalanmış ve fırçalanmamış yumurtayı kolayca ayırabilirsiniz. Biz fırçalayacağımız yumurtayı mavi bardağın içine, diğerini de kırmızı bardağın içine koyacağız. Neden sirke kullanıyoruz Zeynep? Sirke yumurta üzerinde gün içinde tükettiğimiz asitli içeceklerin ve şekerli yiyeceklerin dişlerimize verdiği zarara benzer bir etki oluşturacak. O yüzden yumurtalarımızı sirkenin içine koyuyoruz. Bu yumurtayı dişlerimiz olarak düşüneceğiz. Çünkü yumurta kabuğunda da dişlerimizde olduğu gibi kalsiyum var. Asitli ve şekerli yiyecek içeceklerin dişlerimize nasıl bir etkide bulunduğunu yumurta kabuğundaki etkisine bakarak anlayabiliriz. Bu yumurtayı her gün düzenli olarak fırçalayacağız. Bunu ise fırçalamayacağız. Evet, şimdi yumurtamızı fırçalıyoruz. Aynı işlemi 2 gün boyunca yapmaya devam edeceğiz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Biz 2 gün boyunca yumurtalardan birini fırçalamaya devam ettik. Diğeri ise hiç fırçalanmadan sirkenin içinde beklemeye devam ediyor. Yumurtaların ne halde olduğunu çok merak ediyorum. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Her gün fırçaladığımız yumurta asitten pek etkilenmemiş görünüyor. Yüzeyi hala sağlam. Bakalım diğeri ne durumda? Çok kötü kokuyor. Şuna bakın. Yumurta o kadar yumuşamış ki tutmakta zorlanıyorum. İşte sonuç ortada. Sirkenin içinde bulunan asit fırçalanmayan yumurtayı yumuşatmış ve çürümesine neden olmuş. Benzer etki asitli ve şekerli yiyecekler tüketip dişlerimizi fırçalamadığımızda da oluyor. Ay, bittiyse onu atabilir miyiz artık? Evet arkadaşlar, yumurtalarımızı bardağa koyuyoruz. Ne yapıyorsun Mehmet? Alışkanlık. Bir an kafam karıştı. Şimdi yakaladım seni. O kadar kaygan ki ne yaparsam yapayım yakalayamıyorum. Yakalayamazsın tabii. Bunun için çok hassas ellere sahip olmak gerekir. Deneyi tekrarlamamız gerekecek. Ne? Çekimi bitirmiştik zaten. Olamaz. O kokuyu tekrar çekemem. Şaka şaka.